Evet sevgili dostlar, paket atmaya Beşiktaş bölgesinde başlıyoruz. Saat 12'de başlayacağım. Saatlerimi 12'ye seçtim. Çok talep geldi. Trendyol.go'da faaliyet gösteren veyahut da faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarımızdan, özellikle bu Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Beyoğlu bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarımızdan çok talep geldi. Hemen duyuru geldi kazandıran saatlerle ilgili. Onlara da değineceğiz. Check-in olalım. Güvenli sürüşler dileri istediler. 3, 2, 1. Tamam dedik. Check-in ol dedik. Şu anda check-in olduk. 4 dakikamız var. 4 dakika sonra inşallah paketler gelmeye başlayacak. Şöyle ortalara doğru yavaş yavaş gidelim, merkezi yere. Bakalım ilk paketimiz nereden gelecek? Beşiktaş'ta uzun zamandır paket atmıyorum. Çiçek dağıtımı yaparken Beşiktaş'ta çok paket atıyordum. Tabii ki navigasyonumuzu kullanacağız. Hep navigasyon kullanacağız. Özellikle işte ben Trendyol.go'ya başlayacağım abi. Beşiktaş bölgesini hiç bilmiyorum, fazla da bilmiyorum diyen arkadaşlar için full navigasyon kullanacağız. Ben de zaten sokak sokak bilmiyorum. Ana caddeleri falan biliyorum da öyle sokak sokak, mahalle mahalle bilmiyorum. O yüzden hep navigasyon kullanacağız. Şu Sarıyer börekçisinin önünde bir duralım. Bir sistemimizi falan bir kontrol edelim. Çekin olmaya 2 dakikamız kaldı. 2 dakikada bir sigara molamızı verelim. Çantamızı da şu şekilde bağladık. Arkasında benzin almaya da yerimiz kaldı. Tabii ki ilerleyen dönemlerde buraya çanta kızağı geldiği zaman biraz yüksek olacak. Yüksek olduğu için de benzin almamızda falan sıkıntı olmayacak. Bu arada yeni aktiveye de çok ilgi var. Kurye arkadaşlarımız habire bakıyorlar, kontrol ediyorlar, sorular soruyorlar. Özellikle hep bu olayı merak ediyorlar. Herkes merak ediyor, soruyor zaten. Aha. Özellikle şu benzin yerini çok soruyorlar. Çok benzetiyorlar. TVS'ye, Hero'ya falan benzetiyorlar. İlk siparişimiz geldi sevgili arkadaşlar. 12'de check-in olduk. 12'yi 3 geç ilk siparişimiz geldi. Kovan Fırın 1,4 kilometre siparişe gidiyorum, yapıyoruz. Buradaki mekanları bilmiyoruz. Restoranları bilmiyoruz. Hep haritayla gideceğiz. Google Maps'i aç diyelim. Ben Google Maps'i seviyorum. 1,4 kilometre. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Siftahı yapalım. İlk siparişimizi almaya gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Teslim alma noktasında görüşürüz. Allah, özlemişim be sipariş atmayı. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Oho, dik bir yokuş. ...800 metre kaldı. Özellikle duran trafikte şöyle aralardan geçerken bir motosikletin geçeceği kadar pay var ama yine kornalara basmak her zaman avantajlı oluyor. Çünkü bizim ülkemizde genelde aynaya falan bakmadan kapı açabiliyorlar. O yüzden aralardan geçerken arada bir kornaya basarsanız kendinizi güvene almış olursunuz. 230 metre kaldı. Evet, geldik. Kovan Fırın. Kovan Fırın. Hemen ileride sorda. Efendim abi? He, yeni abi, yeni onda. Şöyle kenara yaklaşalım. İlk siparişimizi almaya geldik. Alış noktasına geldim diyoruz. Siparişimiz hazırlanmış bile.
2 numaralı sipariş abi. Teslimat noktasına gidiyorum. Yaptık. Gideceğimiz yerin adresi çıktı. Google Maps ile aç diyoruz. Oo, 750 metre. Tam ne fiyatlarda bu? Abi 86 bin. Kimden aldın? Doğu Batı. Doğu Batı mı? Aha. Bir şeyde var mı bir şanzımanda değişiklik? Yok. Eski bildiğiniz aktiva aynı mı? Aynı aynı. Hadi görüşürüz abi. İlk siparişimiz geldi. Aldık 750 metre. İlk siparişimizin teslimat noktasına geldik sevgili arkadaşlar. Şöyle motorumuzu güvenli bir yere aldık. Trendyol. Afiyet olsun efendim. İyi günler. İlk siparişimizi teslim ettik. Hemen ikinci siparişimiz geldi. İkinci siparişimize gidiyoruz dedik. Google Maps'le haritalar aç. 850 metre. Niye 12'de başladım? 12'de biliyorsunuz öğle yemeği saatleri. Öğle yemeği saatleri olduğu için bir yoğunluk oluyor. O yüzden 12'de başladım. İkinci siparişimiz de hemen ardından geldi. İkinci siparişimiz de 850 metre. Şöyle navigasyonu takip ederek aşağı doğru inelim. Ayrı Usta Ev Yemeklerinden geldi ikinci siparişimiz de. Hemen ikinci siparişimizi. Motorumuzu şöyle güzel bir şekilde park edelim. Anahtarımızı lütfen unutmayalım. Hiç acele etmeyelim. Hayır Usta Ev Yemeklerine de geldik. İkinci siparişimizi almaya. Sıfır 11 numaralı siparişi alacağız. 11 abi. Aynen. On birle on. O da hazır. Tamam. Oo, iki tane sipariş gelmiş. Uzun zamandır uygulamayı kullanmıyorum. İki sipariş de aynı yerden. Hangisi? İkisi de. 11-10. 11-10. Tamam. Nerede yazıyor abi numarası? Yeni başladım da karıştırma. Hemen gördüm. Sipariş numarası 11. Evet sevgili dostlar. Böyle de fırça yiyebiliyorsunuz arkadaşlarımızdan. Yeni başladı. Yeni başladığımızı söyledik ama böyle fırça yerseniz kardeşlerimizi dikkate almayın. O da işini yapıyor. Tamam abi gösterdi öğrendik. Tamam o mu? Kaç öbürü ne? O mu? Aynen. İlk siparişimize gidiyoruz. Yaptım. İkili siparişin ilk teslimatını yapmak için geldik sevgili arkadaşlar. 240 kilometre, 240 metre kaldı. İkili siparişin ilk teslimat noktasına geldik. Arkadaşlar ikili siparişlerde sipariş numaraları çok önemli. Bak 11 numarayı vereceğiz. 11 numara bu. Yemeğimiz falan dökülmemiş. Siparişimizi hemen teslim edeceğiz. Merhabalar abim. Doğru geldim değil mi? Hemen kontrol edelim. 11 numara. Afiyet olsun abim. Size sağ olun. İkili siparişin birinci siparişini teslim ettik.
Şimdi ikinci siparişe gideceğiz. 2,9 kilometre diyor. İkinci siparişimizin ikinci teslimat noktasına geldik. Şöyle sol tarafa sağlam bir yere yanaşalım. İkili siparişimizin teslimat noktasına geldik. Afiyet olsun abim. İkili siparişimizin ikinci siparişini de teslim ettik. Evet sevgili dostlar. 1,66 Burger King siparişe gidiyorum diyelim. Google Maps'e açalım. Dördüncü siparişimiz de geldi. Hemen dördüncü siparişimize doğru yola çıkalım. Burger King'den geldi. Hemen şöyle şuradan. Yüz metre. Dördüncü siparişimizi de aldık. Şöyle bir AVM'ye geldik. AVM'nin ismini de unuttum. Sağ olasın abi. Memnunum. Allah razı olsun. He? Ha. Gelecek. Sağ olasın. Ne haber? Eyvallah. 3,1 diyor ki yürüme yoruma falan gitsek. Burayı bilmiyorum ben. Ben burayı haritadan gidiyorum. Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ olasın. Evet, dördüncü siparişimizi de aldık. Tabii ki yer bilmek her zaman farklı. Buranın çocukları burayı avucunun içi gibi biliyordur. AVM'ye girdik. AVM'den Burger King'den siparişimizi aldık. Dördüncü siparişimiz. Dördüncü siparişimiz de 3 kilometre dedi. Tabii arkadaş şurası dedi ama ona göre şurası. Bize göre 3 metre. Bize göre 3 kilometre. Hemen dördüncü siparişimizi teslim edelim. Bakalım beşinci siparişimiz nereden gelecek? Dördüncü siparişimizin de teslimat noktasına geldik. Buraya mı? Şuraya koyayım o zaman 5 dakikalığına ya. Lan bir yerleşemedik ya. Tamam. Nereye alayım? Vallahi siparişimizi teslime geldik. 8. kat nasıl çıkacağız diye düşünürken müşterimiz sepet yolladı. İyi günler. Teslimat noktasına geldim. Siparişimizi teslim ettim. Hemen yeni bir sipariş geldi. 2,13. Dördüncü siparişimi teslim ettim. Beşinci sipariş geldi. 2,13 kilometre diyor. Yoğunluk haritasına baktım. Bu taraflar gerçekten baya bir yoğunmuş. Kıpkırmızı. O yüzden bizi bu taraflara çekti herhalde. Beyoğlu'ndayız şu anda. Şöyle beşinci siparişimize gidelim.
İnternetiniz çekmiyorsa yandınız. Benim internet de burada çekmedi. Niye çekmedi onu da anlamadım. Turkcell. Yeniden dene diyorsun. Heh, şimdi yolu çizdi. 2.4 kilometre. Çok güzel. Hemen 5. siparişimize doğru yola çıktık. Öztürkler büfe. Bakalım. Aynen. Şu sağdaki yer. Geldik siparişimizi almaya. 5. siparişi. Alış noktasına geldim. Siparişim hazırlanmış. Bir tane sipariş var. 01. Abi 1 numara. 5. siparişimizi de aldık. Bir tost herhalde. Şöyle kapatalım çantamızı. Teslimat noktasına gidiyorum. Dedik. Yandex'le aç. Hele şükür. 500 metre. Severim böyle şeyleri. 5. siparişimiz 500 metre. Şu internetin çekmeme olayını anlamadım. Buralarda internet çok yavaş çalışıyor. Hattımda Turkcell. Niye yavaş çalışıyor onu anlamadım. Evet siparişimizi aldık. 500 metre ilerideymiş. Böyle yakın siparişler geldiği zaman da arada bir hoşumuza gitmiyor değil. Şöyle aradan kaçalım. İstanbul'un arka sokakları. Hemen ardından sol. Aa, ne güzel kapı kutuları varmış burada be. Burası da İstanbul'un Hırdavatçılar Çarşısı. Aradığınız her şey burada mevcut. Eskiden çok geliyorduk. Kürekçiler Kapısı Sokak 29. Kürekçiler Kapısı Sokak 29. 29. Tamam abi. 37. 33. 29. Akşer. Burası. Evet, 5. siparişimize de geldik. 500 metre. Hemen teslimatını yapalım. Selamünaleyküm. Sipariş sizin mi? Merhabalar. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. 5. siparişimizin de teslimatını tamamladık. Eyvallah abi sağ olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ben de siparişi verdim de bende 2 tane daha var. Şey motor PCX var, bir tane Kimco var. Oo. Bende de Afrika TV'm var. Uyarlı getirdik aldık ya. Aldın mı bundan? Verdim parayı da kaporayı. Siparişi verdik. O zaman gelir. Gelecek zaten. De. Kaporayı verdiysen iyi. Verdik de. Şöyle bir sigara molası verelim. PCX var. Bir tane Kimco 250 var. 250 aldım binme de beğenmedim. 6. siparişimiz de geldi. Evet yeni siparişimiz geldi. Yeni siparişimizi almaya gidiyoruz. 1.2 kilometre. Etiler Marmaris'e de geldik. Alış noktasına geldim. Siparişimiz hazırmış. Oo, ikili sipariş geldi buradan. Kaç oldu? 7 mi 8 mi bilmiyorum. Bakacağız. Merhaba abi. 93-96 Marmaris'ten ikinci sipariş, ikili sipariş geldi. Biri hazırdı. Diğerini bir 3 dakika bekledik. Bunu da alalım. Hemen teslimata gidelim. Kolay gelsin. Bununla teslim ettiğim zaman 7 olacak. Yanında X'le Google'la açtık. Aa, 650 metre. Çok iyi. Powerbank almadık.
Ama fişimiz yanımızda. %90 bir mola vereceğiz, bir 10-15 dakika. Levent. Heh, Baytur Eczanesi. Karşıda. Buraya karşıya geçiş var mı? Var. Hemen şurada geçelim şöyle. Şöyle dönelim buradan. Şöyle yanaşalım kenara. Evet. Eczanemizin siparişini getirdik. Afiyet olsun. İyi günler. 6. siparişimizi teslim ediyoruz. Teslimat noktasına geldim. 1. siparişi teslim ediyorum. İkili siparişin. 2. siparişe gidiyoruz. 2. sipariş neresi? 3.3 kilometre. 3.1. İnternet yavaş çalışıyor benim ya. Evet, 3.1 kilometre gideceğiz. Ya motosikleti de 173 kilometre oldu. Bayağıdır kullanıyorum. Vallahi bir rahatsızlığını hissetmedim maşallah. Gayet güzel. Süspansiyonları falan gayet güzel. Oturuş pozisyonuna alışmaya başladım. Artı ayaklar falan beni rahatsız etmemeye başladı. Yorulmadım da. Zevk almaya başladım yavaş yavaş. Ama dediğim gibi 20 sipariş atıp bırakacağım. Minimum 20 siparişte. Avrupa yakasında Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Taksim, Beyoğlu diyelim. Bu bölgelerde 20 pakette ne kadar kazanacağım? Onun hesaplamasını hep beraber yapacağız. 1.1 kilometre. Teslimatta görüşmek üzere. 7. siparişi teslimat noktasına da geldim. Bir de dikkat ettiyseniz hiç bakmıyorum ya. Nereden ne gelmiş, nereden ne gitmiş. Evet sevgili dostlar, Beşiktaş'ta paket atma olayımız bitti. Kameramın şarjı bitti. Yedek şarjımı getirmemişim. Hemen bir yerde kameramı şarjı ettim. Şu anda eve dönüş yoluna geçtim. 12'de başladım. 12'de başladım. 4'te bıraktım. 4 saatte 20 paket attım. Bunların arkadaşlar bonuslarını, Beşiktaş'ın bir de artı 3 TL olayı var arkadaşlar. Onları anlatacağım şimdi size. Alevli saatte faaliyet gösterseydim Trendyol Go'da ne kadar kazanacaktım? Sizlere dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. İstanbul Beşiktaş'ın diğer ilçelere rağmen arkadaşlar artı 3 lira daha fazla kazancı var. Toplamda 20 sipariş taşıdım 4 saatte. İşler gayet güzeldi. Bu toplam 20 siparişten 866 TL kazandım. Artı 3 lira da bunun içine dahil. Bu siparişleri normal saatlerde taşıdım. 20 siparişten 866 TL kazandım. Bu 20 siparişten 13 tanesini alevli saatlerde atmış olsaydım ekstra 115 TL daha kazanacaktım. Ve toplamda 981 TL kazanmış olacaktım. 17 sipariş daha atsaydım alevli de kazanacağım tutar ekstra 155 TL daha fazla olacaktı. Ve toplam kazancım 1021 TL olacaktı. Çünkü alevli saatler demek işlerin yoğun olduğu saatler demek. Ben bu motoblogda arkadaşlar bu serimizde normal şartlarda yani öğle saatlerinde Trendyol Go'da Beşiktaş bölgesinde faaliyet gösterdiğim zaman ne kadar kazanç elde ediyoruz diye sizlere bilgi aktarmak istedim. Alevli saatte faaliyet göstermedim. Alevli saatte faaliyet göstereceğim. Otobloklar da gelecek. Eve dönüş yoluna geçtik. Görmüş olduğunuz gibi trafik çok kalabalık. En sağ şeritten yavaş yavaş kazasız belasız bir şekilde evimize doğru gidiyoruz. Bol bol kazançlarınız olsun. Kendinize çok dikkat edin. Kaskınızı lütfen takın. Motosiklet kullanırken ekipmanlarınıza özen gösterin. Altındaki emniyet kilitlerini, kaskınızın emniyet kilitlerini lütfen takın. Kazasız belasız sürüşleriniz olsun. Bol kazançlarınız olsun. Hoşça kalın sevgili dostlar.